Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hayat nasıl gidiyor? Bugününüz nasıl geçiyor? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bugün neler yaptınız? Bugün resim çizdiniz mi? Çizgi film izlediniz mi? Bir şeyler yazdınız mı? Ya da ödev yaptınız mı? Ya da neler yaptınız? El işi çalışması yaptınız mı? Aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bizlere ulaşın arkadaşlar. Bütün bir gününüzün nasıl geçtiğini ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Nora abanız sizin yaşadığınız, sizin hissettiğiniz, sizin sorduğunuz her şeyi heyecanla merak ediyor. Ve aynı zamanda sizlerle zaman geçirmekten çok fazla keyif alıyor arkadaşlar. Bu yüzden bizlere ulaşın ve bizlerle gününüzün nasıl geçtiğini paylaşın. Şimdi... Havalar nasıl oralarda arkadaşlar? Hepinizin bulunduğu yerlerde havalar nasıl? Ben biraz sıcaklamaya başladım. Artık yaz aylarındayız çünkü. Böyle kısa kolluları giyiniyoruz artık. Zaman zaman terliyoruz, sıcaklıyoruz. Ama tabii ki yaz aylarının da gerçekten birbirinden çok farklı güzellikleri var. Aslında her mevsimin kendine özel bir güzelliği var. Size bir soru sormak istiyorum. Ülkemizde kaç tane mevsim var biliyor musunuz? Biz her yıl 12 ay boyunca kaç tane mevsim yaşıyoruz? Tahmini olan var mı? 2 mi? Yoksa 1 mi? Yoksa 3 mü arkadaşlar? Hayır, ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Bizim ülkemizde 4 mevsim yaşanıyor arkadaşlar. Haydi siz bana eşlik edin bilenler. Birlikte sayalım bu mevsimleri. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Tam olarak 4 mevsim yaşıyoruz. Ve bunun ne kadar özel bir şey olduğunu biliyor musunuz? Çünkü aslında dünyanın birçok farklı yeri var. Dünyada birçok farklı ülke ve bölge var. Ama bu ülkelerin ve bölgelerin hepsinde 4 mevsim yaşanmıyor arkadaşlar. Bazıları sadece yazı ve kışı yaşıyor. Bazıları sadece sonbaharı yaşıyor. Bazıları sadece kışı yaşıyor hatta. Yani arkadaşlar o yüzden bizler 4 mevsimi birden yaşadığımız için, bütün bu mevsimlerin güzelliklerini yaşayabildiğimiz için Tanrı'ya gerçekten teşekkür etmeliyiz. Bizler iyi ki 4 mevsimin de birlikte yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve gerçekten bu bizim için çok... Yani nasıl söyleyeyim? Çok büyük bir lütuf. Çünkü biz kar da görüyoruz, yağmur da görüyoruz, çiçeklerin açılıp kapandığını da görüyoruz, sarı sarı yapraklar da görüyoruz, denize de girebiliyoruz. İşte bu yüzden arkadaşlar iyi ki 4 mevsim var ülkemizde ve bunun için Tanrı'ya bugün teşekkür ederim. Peki, sizlerin acaba en sevdiği mevsim hangisi? İlkbahar mı? Yaz mı? Sonbahar mı? Kış mı? Acaba hangisi senin en sevdiğin mevsim? Bizlere ulaş, bizlere anlat hangi mevsimi neden seviyorsun? Bizlerle paylaş duygularını. Ve arkadaşlar, şimdi de şunları söylemek istiyorum sizlere. Bir sorum daha var. En sevdiğiniz mevsim hangisi dedim. Kar seven var mı aranızda? Beyaz beyaz gökyüzünden düşen böyle mini mini o kar taneciklerini seven var mı? Eğer onları çok seviyorsanız tahminimce sizin en sevdiğiniz mevsim kış mevsimidir. Peki arkadaşlar, sizler sarı sarı yaprakları sever misiniz? Böyle sararmış yaprakları, böyle yavaş yavaş böyle yaprakları dökülmeye başlayan ağaç görüntülerini, birazcık yağmuru, birazcık da rüzgarı seviyorsanız eğer sizin en sevdiğiniz mevsim sonbahar olabilir diye düşünüyorum. Peki çiçekleri ve kuş cıvıltılarını çok seven var mı? Böyle bitkilerin, çiçeklerin yeni yeni açtığı dönemi, etrafımızda yeni böyle kelebekler, böyle mini mini böcekler görmeye başladığımız mevsimi en çok seven var mı aranızda? Eğer sen onlardan biriysen, senin en sevdiğin mevsim bence ilkbahar. Peki arkadaşlar, en çok yazı seven var mı aranızda? Rengarenk meyveleri, denize girmeyi, sıcacık yakan güneşi sevenler, muhtemelen sizlerin en çok sevdiği mevsim yaz mevsimi. Yani aslında her birimizin sevebileceği bir mevsim mevcut arkadaşlar. Ve Tanrı onu öyle, her bir mevsimi o kadar güzel yaratmış ki gerçekten mevsimleri düşündüğüm zaman benim kalbim kıpır kıpır oluyor. Şimdi birazdan sizlere görevinizi vereceğim, bugünkü görevinizi. Ama ondan önce şöyle gidelim, biz güzel bir video izleyelim. Böyle mevsimleri görelim, biraz içimiz açılsın. Onun üzerine siz bir de Ege'yi izleyin. Ondan sonra Nora abanın sizi burada bekliyor olacak.
karnınızın üstüne yatarsanız kabus görme ihtimaliniz artar. Erkek olan sivrisineklerin 47 tane dişi vardır. Yine de hortumlarıyla ısırırlar. İnsanlar yutarken nefes alamayan tek memelidir. Bebekler doğduktan sonraki 8 hafta yutarken nefes alabilir. Mideyi korumak için üretilen salgı mukus, yani sümükle aynı yapıdadır. Mide 8 litre çiğnenmiş yiyecek ve sıvıyı tutabilir. Hapşırık hızı yelken balığından daha hızlıdır. Muz ağaçta değil çalıda yetişir. Napolyon'un boyu aslında 1 metre 69 santimetredir. Gayet uzun bence. Çin Seddi uzaydan görülmez. Bunu Çinli bir astronot uydurmuştu. Fakat NASA'nın çektiği fotoğraflarla bu yalanlanmıştır. Egon'un bir Çin ismi olduğuna şaşmamalı. Kurbağalar sihir bulaştırmaz. Ancak sihirli biriyle el ele tutuşmak bulaştırır. Sevgili arkadaşlarım, buradan sizin adınıza Ege'ye çok teşekkür ediyorum ve gerçekten bize bu harika videoyu hazırlayan Erkan abimize kocaman sevgiye ve kucak dolusu teşekkürler gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar, artık hazırsanız sizlere görevinizi vermeye ben çok hazırım. 5'ten geriye doğru sayacağız birlikte ve ondan sonra ekranda görevinizi göreceksiniz. Haydi bakalım bana eşlik edin. 5, 4, 3, 2, 1... Mevsimler hakkında bir araştırma yap. Bugün sana verdiğim görev mevsimler hakkında bir araştırma yapmak. Bu görevi gerçekten yerine getirmeni istiyorum. İstersen bir mevsim seçebilirsin, istersen 4 mevsimi birden araştırabilirsin ve sonrasında bizlere ulaşın arkadaşlar WhatsApp'tan. Edindiğiniz bilgileri bizlerle paylaşın. İsterseniz bu mevsimle ilgili bir resim gönderebilirsiniz. İsterseniz bir video çekip kendiniz anlatabilirsiniz, onu bize gönderebilirsiniz. Sizden haberlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ben size bu görevi verdim. Çünkü aslında evet bizler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bu mevsimleri biliyoruz ama bu mevsimlerde aslında neler olduğunu tam olarak öğrenmek bizler için çok iyi olur. Haydi bakalım görevlerinizi siz yerine getirmek için kafanızda düşünmeye başlarken bu görevi ben de sizler için yerine getirdim. Ve ben de sizler için yaz mevsimini araştırdım arkadaşlar. Yaz mevsimiyle ilgili birkaç kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Bir kere yaz mevsimi mevsimler arasında en sıcak olan mevsimdir. Bolca terlediğimiz, bolca böyle denize girmek, yüzmek istediğimiz mevsimdir. Sıkça gerçekten bazen sıcaklardan şikayet ediyoruz ama aslında şükretmemiz gerekir. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları yaz mevsiminin aylarıdır. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. 3 ay. Peki, genelde yazın hangi meyveleri yeriz arkadaşlar? Tabii ki gözümüzde canlanıyor. Böyle kocaman kırmızı güzel karpuz yeriz. Çekirdeklerini çıkarırız sonrasında. Kavun yeriz, kiraz yeriz, erik yeriz, mürdümeriği yeriz, şeftali yeriz, kayısı yeriz, üzüm de yeriz. Yeriz de yeriz arkadaşlar. Rengarenk meyveleri iyi ki Tanrımız bize sağlamış. Sonra yaz mevsimiyle ilgili bilmeniz gereken şey artık geceler kısalıyor. Yani daha az uyuduğumuz bir döneme giriyoruz ve gündüzleri uzuyor. Yani hava daha geç kararıyor artık. Böyle geç saatlere kadar aydınlık oluyor etrafımız. Bu da yaz ayıyla ilgili bilmemiz gereken bir şey. Ve onun dışında tabii ki de kuşlar ve kelebekler her zaman etrafımızda oluyor. Ve aynı zamanda hava çok sıcak oluyor ve ağaçlar da güzel güzel meyveler veriyorlar. Yaz ayları ile ilgili bilmemiz gereken birkaç şey bunlardı. Biz de sizden bizlere göndereceğiniz bilgileri heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizler bu görevinizi düşünmeye başlarken haydi gelin birlikte dinlenelim. Şöyle güzel bir kumdaki hikayeler izleyelim. Bir gün Melek Cebrail, Yahudi, bakire bir kıza göründü. İsmi Meryem'di. Yusuf adlı bir adamla nişanlıydı. Melek ona şu müjdeyi verdi.
Hamile kalıp bir erkek çocuğu doğuracak ve adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Meryem ise şaşkınlık içinde. Nasıl olur? Ben evli değilim ki dedi. Melek Meryem'e, kutsal ruh aracılığı ile bir çocuğun olacak ve ona Tanrı'nın oğlu denilecek diye seslendi. Meryem bunun üzerine, ben Rabbim bir kuluyum. Bana dediğin gibi olsun diye cevap verdi. Bir gün vali Sezar Augustus, nüfus sayımı için herkesin kendi ülkesine gitmesini istedi. Yani herkes nüfus sayımına kendi vatanında katılacaktı. Yusuf ve Meryem de isimlerini yazdırmak için Yahudiye'deki Betlehem'e doğru yola çıktılar. Yahudiler nüfus sayımına önem verirlerdi. Yoldayken Meryem sancılanmaya başladı. Çocuğun doğum zamanı yaklaşmıştı. Betlehem'e ulaştıklarında Yusuf telaşla Meryem'in doğum yapacağı bir yer aradı. Çünkü Meryem çok yorgundu ve doğum sancıları çekiyordu. Maalesef kalacak hiçbir yer bulamadılar. Bütün hanlar doluydu. Sonunda bir ahır bulabildiler. Burası hayvanların barınıp yiyip içtiği bir yerdi. Meryem bu ahırda doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek İsa'yı yatıracak bir yer bile yoktu. Onu hayvan yemliğinin üzerine koydular. O sırada gökyüzünde büyük bir yıldız belirdi. Çok güzel ve çok parlaktı. Yıldız bilimcileri bu yıldızı görünce çocuk kralın doğduğunu anladılar. Beklemeden yola çıkıp doğuda gördükleri yıldızı takip ettiler. Yıldız onları bebek İsa'nın olduğu yere götürdü. Yıldız bilimcileri Betlehem'e ulaşıp bebek İsa'yı annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanıp saygıyla tapınmaya başladılar. Ona çok güzel armağanlar sundular. Altın, günlük ve mür verdiler. Bu sırada gökte birçok melek belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde ona hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Luka 2. bölüm 14. ayet. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin arkadaşım. Bugün senin için seçtiğim bölümün ismi Kaçış. Eğer hazırsan haydi gel hep birlikte okuyalım. İsa evden kaçan birinin öyküsünü anlattı. Kutsal kitaptan. Bir zamanlar bir erkek çocuğu ve babası varmış. Bir gün çocuk şöyle düşünmeye başlamış. Belki bana devamlı ne yapmam gerektiğini söyleyen babam olmasa daha mutlu olurdum. Tüm eğlenceme engel oluyor diye düşünmüş. Tabii ki ailelerimiz, annelerimiz ve babalarımız bizlerin hayatına bazı kurallar koyuyorlar ve onlar bizim iyiliğimiz için.
Babam gerçekten mutlu olmamı istiyor mu ki? Babam gerçekten beni seviyor mu ki? Bu soru daha önce o çocuğun aklına gelmemişti ama birdenbire kafası karışmış. Kaç yıldır sevdiği, çok sevdiği babası hakkında böyle düşünceler gelmeye başlamış aklına. Böylece çocuk babasına gitmiş ve demiş ki, "Baba sen olmasan hayatım sanırım daha iyi olur. Ben kendime bakabilirim. Paramızdan payıma düşeni ver bana." Babası buna üzülmüş ama çocuğu zorla da evde tutmak istememiş. Böylece oğluna istediğini vermiş. Ne yapsın babası? Çocuk parasını almış ve upuzun bir yolculuğa çıkarak uzak bir ülkeye gitmiş. Her şey harika ve mükemmel bir şekilde gitmiş. Bir süreliğine ama, kısa bir süreliğine. Çocuk artık istediği yere gidebiliyor, istediği şeyi yapabiliyor, istediği şekilde davranabiliyormuş. Artık kendi patronu oymuş ve özgürmüş. Arada sırada kalbinde garip bir açlık, üzüntü, evine özlem duygusu hissedermiş. Ama bu histen kurtulana kadar hemen daha fazla yiyip içer, giysiler alır, partilere gidermiş. Bir süre sonra tüm parası bitmiş, arkadaşları da onu bırakmış. Tek bir iş bulabilmiş, domuz beslemek. Bir gün o kadar acıkmış, o kadar çaresiz kalmış ki domuzların yemeklerinden yemeye başlamış. Ne kadar korkunç bir durum. Babasının sevgi dolu evini bırakmış ve ne kadar zor bir yerde yaşamaya başlamış. Birdenbire bir kabustan uyanmış gibi, "Ben ne yapıyorum böyle?" demiş kendi kendine. Hemen ağzındaki yemeği bırakmış ve tükürmüş onu. "Bu ne böyle? Bu nasıl bir hayat?" Babam çok zengin. Oysa ben burada domuzların arasında domuz yemeği yemeye çalışıyorum demiş. Eliyle ağzını silmiş, üstünü başını silkelemiş. "Yeter artık. Eve dönüyorum ben." demiş. Ama eve dönerken de kaygılanmaya başlamış. "Artık babam beni sevmiyordur. Ona çok kötü davrandım. Onun çok kalbini kırdım. Hiç hak etmediği şeyler söyledim ona. Artık oğlu olmamı istemez." Böylece özür dileme konuşması hazırlamaya başlamış içinden. Bütün bu süreçte bilmediği bir şey varmış ama. Oğlu gittiğinden beri babası her gün kapının önüne çıkıp uzakları görebilmek için gözünü kısar, oğlunun eve dönmesini beklermiş her gün. Onu sevmekten bir türlü vazgeçmemiş. Oğlunun sesini duymayı çok özlüyormuş. Oğlu dönene kadar mutlu olmayacağını da biliyormuş. Yani aslında babası onun ona söylediği sözleri neredeyse unutmuş bile. Onun istediği tek şey bir an önce ona kavuşmakmış. Oğlu daha uzaktayken babası onu görmüş. Sence babası ne yapacak? Kollarını önüne bağlayıp surat mı asacak oğluna sence? "Neden geldin? Çabuk geldiğin yere geri git." mi diyecek? "Akıllandın umarım." diye bağıracak mı? Ya da "Sen dur, gör bak ben sana neler yapacağım." mı diyecek babası? Hayır, öykü öyle devam etmiyor. Babası yerinden fırlamış, tepeden aşağı koşmuş, kestirmeden geçerek oğlunun yanına varmış. Oğlu daha özür dileme konuşmasına başlayamadan bile babası onu kollarına almış. Öpmüş, 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 koklamış onu. "Kutlama yapalım." diye haykırmış sonra da. "Oğlum eve geri döndü. Kaçmıştı. Onu kaybetmiştim ama şimdi geri geldi." İsa insanlara şöyle dedi. Tanrı da oğlunu sevmekten vazgeçmeyen o baba gibi, insanlar da tıpkı "Babam gerçekten mutlu olmamı istiyor mu?" diye soran o oğul gibidir. Yani aslında bizler zaman zaman Tanrı'dan uzaklaşarak o oğul gibi davranıyoruz. İsa insanlara bu öyküyü Tanrı'nın nasıl biri olduğunu göstermek için anlattı. Bir de insanlara kendilerinin nasıl olduğunu göstermek için. Artık bilebilirlerdi ki ne kadar uzağa kaçarlarsa kaçsınlar, ne kadar iyi saklanırlarsa saklansınlar, ne kadar kaybolmuş olurlarsa olsunlar fark etmezdi. Tanrı'nın çocukları asla onları bulamayacağı kadar uzakta ya da saklanmış olamazlardı. Çünkü Tanrı her zaman bizi bulur arkadaşlar. Sadece ona olan yüreğimiz hala sevgi dolu olmalı. Evet arkadaşlar, bugünün Nora Abanız'dan bu kadar. Bu hikayeyi iyice düşünün. Tanrı'nın bize olan sevgisini, Tanrı'nın bize olan sonsuz merhametini ve affediciliğini düşünün, düşünün, düşünün. Ama siz düşünürken haydi bakalım ben gidiyorum Meyvezi'yi izlemeye. Sizler kendinize çok ama çok iyi bakın.
Aa, Zi ne oldu sana? Tableti bulamıyorum. Aa, buraya bıraktığına emin misin? Evet, kim aldı? Bir dur, bir dakika dur. Kimse almamıştır. Hemen kötü düşünme. Kim aldıysa hemen getirsin, yerine koysun. Çok ayıp, çok. Bak, biri izinsiz aldıysa ayıp ama gönlünü bu kadar kötüye yorman da iyi değil Zi. Kim aldıysa onunla domates sulu... Ama külahlarımızı değişeceğiz. Peki Zi, bir şey soracağım. Alt tarafa baktın mı? Oradaymış değil mi? Evet. Oraya sen mi bırakmıştın? Evet. Aferin Zi. Bak, güzel yüreğini üzmeye değdi mi şimdi? Değmedi. Ya, ne diyor Efeslilerde? Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Katılıyor musun Zi? Evet, katılıyorum be. Çok haklısın. Tamam. Hadi gel, üzme kendini. Gel kardeşim. Geçti. Artık güzel gönlünü daha ferah tutacağını düşünüyorum. İşte bunda da çok haklısın. Tamam, hadi çak bakalım. Çak, hop. İşte bu. Aferin. Evet, bugün ne yapıyorduk? Bugün günlerden Saint Pierre Kilisesi. Hah, ne güzel hatırlattın. Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi'ni anlatacaktık, doğru. Görsellerde tablette belirdi hemen. Ne biçim tablet bu ya? Sahibinin bile anlamadığı tablet. Nasıl? Yok bir şey. Evet, güzelce hangi kamera benim? Evet. Antakya, günümüzde Hatay ili sınırlarında bulunan tarihi bir kent. Hatay, ülkemizin en güneyinde bulunan şehri. Akdeniz bölgesinin sınırları içerisinde. Kilise. Ya tamam, hemen oraya geliyorum. Antakya'da Saint Pierre adında bir kilise yer alıyor. Bu yapı doğal bir mağara ve zamanında kilise olarak kullanılmış. Burası Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer. Wow. Doğru, dahası var. İsa Mesih takipçilerinin ilk defa Hristiyan adını aldığı yer aynı zamanda. Yani insanlara ilk defa burada Hristiyan denilmeye başlanıyor. Elçi Paulus'un rotasında kısa bir mola vermeye değer bir yer burası mı? Evet, mağara Hristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra yapılan eklemeler ile güncellenmiş. Günümüzde de ziyarete açık bir müze. Çok güzel bilgiler mi? Çok teşekkürler. Rica ederim Zi. Elçi Paulus geçen bölümde de anlattığımız üzere Antakya'dan Selefke'ye yol almıştı. Oradan da Kıbrıs'a gitmişti. Kıbrıs'ta karaya çıkınca Salamis'e yol aldı. Burada Tanrı sözünü Yahudilere anlattı. Salamis? Evet, Salamis. Biraz da şimdi Kıbrıs'ı ve Salamis'i anlatalım ve Paulus'un yolunu takip etmeye devam edelim. Ne dersin? Sonra da doğru mu yanlış mı sorusunu sorarsın. Olur mu? Anlaşmadır. Evet, devam ediyorum. Kıbrıs Adası günümüzde iki ülkenin toprağının olduğu bir bölge. Salamis de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa şehrinin yakınlarında yer alan bir kent. Paulus burada çok önemli bir olay yaşayacak ve geçen bölümlerde de bahsettiğim üzere biz de ona artık Saul değil, Paulus diyor olacağız. Böyle merakta bıraktırıcı şekilde anlattığına göre galiba bu bilgiyi sonraki bölüme saklıyorsun be. Kardeşini iyi tanıyorsun. O zaman doğru mu yanlış mı sorun geliyor. Evet, hadi gelsin bakalım. Müzikte tempo ile ilgili terimler Rusça kökenlidir. Doğru mu yanlış mı? Tempo, evet. Rusça. Tempo, müzik eserinin çalınma hızı anlamında değil mi? Evet. O zaman bence yanlış. Avrupa'nın daha batısındaki bir yerden olduğunu anımsıyorum. Harikasın. Müzik terimlerinin neredeyse hepsi İtalyanca kökenli. Müzikteki tempoları göz atacak olursan, ağır tempolu eserlere andante dendiğini duyarsın. Bu kelime İtalyanca'da ağıra yakın anlamına gelir. Çabuk, hızlı anlamlarına gelen presto kelimesi de hızlı eserleri tabir etmek için kullanılır. Ya ne güzel bilgiler bunlar Zihi. Teşekkür ederim.
Asıl sana teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hadi gidelim.